kanalındasınız. Ben Aykut Çoban. Şimdi sizleri hayatınızda görüp görebileceğiniz en farklı marketlerden bir tanesine götüreceğim. Kimine göre iğrenç, kimine göre iyi. Gerçekten burası çok bambaşka, farklı bir yer. Ama videoya geçmeden önce, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalda hemen abone ol butonunun sağında zil var arkadaşlar. O zili açarsanız ben yeni videolar attığımda o yeni videoların geldiğinden haberdar olursunuz. Ben de böylelikle dünya turumu devam ettiririm. Hadi öyleyse pazara geçelim arkadaşlar. Sağdan mı soldan mı? Soldan başlasam. Burası bir et pazarı. Böyle birçok etin sergilenip satıldığı bir yer. Zaman zaman steril etler var. Zaman zaman da böyle bu şekilde açık saçık etler yer almış durumda bu pazarda. Domuz derisi sanırım bu. Birçok hayvanın eti var. Açıkta satılıyor. Orada da değişik küçük küçük balık gibi, kurtçuk gibi, çırpı gibi, çomak gibi hayvanlar var. Ne, bilmiyorum ne olduklarını. Steril falan. Balıkları arka arkasına dizmişler rengarenk. Bu ne ya böyle? Bu yengeç mi? Oo. Bağlamış. Görüyor musun? Bak uçlarını bağlamışlar. Hayvan bana bakıyor. Beni gördün mü? Burada ne var? Burada deniz kaplumbağası var sanırım. Hareket ediyorlar. Abimiz doğruyor orada. Balık bildiğin bir yandan öbür tarafa atladı. Özgürlüğüne kavuşacaktı neredeyse. Oo, yılanlara bak ya. Kafalarını kaldırmışlar. Nefes alıyorlar. Lan bana atlarlar mı acaba ya? Burada çok değişik hayvanları kızartmışlar. Gözleri belli oluyor. Bildiğin tosta basar gibi basmışlar. Çizgiler var hayvanın üstünde. Canınız balık mı çekti? Geliyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Ve istediğiniz balığı yiyorsunuz da. Abi bunlar ne balığı ya? Hamsi yok mu hamsi? Pis tabi. Burada ne yazıyor? Hamsi yazıyor herhalde. Oha. Görüyor musun? Adamın boynuzu ta buraya kadar gelmiş ya. Bu da bir değişik deniz canlısı türümüz. Oo abla ne yaptın, ne sıçrattın be? Kafama geldi. Bu neymiş? Burada böyle farklı bir yemek çeşidi. Artık yemek olarak görmeye başladım hepsini. Şimdi bazıları diyecek ulan başlarım proteinle. Kurbanın, yılanın neyi protein yenir mi falan diyeceksiniz. O konuda haklısınız. Hani o dananın kuyruğu koptu diyorlardı ya işte. O dananın kuyruğu burada. Dananın kuyruğunu koparmışlar harbiden. Burada neler var? Açıkta satılan değişik balıklar falan da var bak böyle. Bu şekilde. Koşmuşlar oraya. Su kaplumbağası. Bunların da sanırım nesli tükenenler. Siyah domuz kulağı. Bu da domuz ayakları. Biraz mideniz bulanabilir ama bunları izlerken ne kadar sağlıksız şekilde satıldığını da görmenizi istedim. Devasa böyle farklı farklı kafalarıyla mafalarıyla koymuşlar. Tavukları, horozları, her neyse. Mesela bak şu, bunları nasıl öldürüyorlar diye sormuştum. Şu boğazında küçük bir delik var, görüyor musunuz? Oradan deliyorlar, damarını kesiyorlar. Kafasını kopartmıyorlar. Ondan sonra orada onun kanını alıyorlar oradan. O kanını da dondurup tavuğun kanını da satıyorlar donuk şekilde. Şurada farklı farklı hayvanlar yine. Burada kocaman ne ayağı bu? Bir şey ayağı ama büyük ihtimalle horoz ayağı falan yani. Ayak bildiğin görüyorsunuz. Yarısını kesmişler hayvanın. Yarısı açık. Türünü bilmediğim bir tane değil, bin tane balık var. Böyle siyah, benekli. Şu karşıdakiler yılan balığı sanırım. Burayı fazla göstermeyeceğim çünkü kesmişler. Kameraman içinde görmenizi istemiyorum çok fazla. Açık saçık ya şöyle. Bu sinekler saatlerce akşama kadar konuyor bu etlerin üzerinde. Sonrasında da insanlara satıyorlar ve bu insanlar bu etleri tüketiyor. Öğünlerinde, yemeklerinde yiyorlar. Ne kadar sağlıklı tartışılır. O kadar leş gibi kokuyor ki. Bunlar balığın iç organları falan sanırım. Oha ya. Şu an gördüm ya. Yılanları görüyor musunuz? Bir an tırstım yemin ederim. Ben yılandan korkuyorum zaten. Burada kurbağalar var.
Ben oradaki yuvarlak tabağın içindekilere bakayım diye yani açmış. Aniden oradaki yılanları görünce acayip korktum. Dil, hayvan dili. Hangi hayvanın dili olduğunu bilmiyorum. Burada değişik bir kurbağa. Sarı bir kurbağa. Zehirli de olabilir. Abla nasıl? Nefis mi bu? Yummy. No. Hala. Çekme diyor. Git diyor. No. Bilemedim ne demek istediğini. De get buradan falan diyor herhalde. Vay, ikinci katı varmış. Hadi ikinci katına çıkalım bakalım. İşte benim en sevdiğim bölüm. Pırasalar, karnabaharlar falan. Bu pazarlar fiyat konusunda gerçekten uygun. 7 tane yumurta $10. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Çok değişik bir şey. Burada kurutulmuş balıklar var. Burada da var aynı şekilde. Ama var ya, leş gibi kokuyor. Burnumun direği böyle. Allah'ım yarabbim. Burnum kırıldı. Bana verin meyveyi. Başka bir şey istemem ya. Meyve yeter. Bu ne? Ispanak mı ya? Harbiden ispanak ha. Bu da tüysüz şeftali. Nektarin mi? Nendarin mi? Nektarindi değil mi? Nektarin. Bak burada harbisi var. Orijinali bu. Ha, şu mısır gibi bir şey var, tamam mı? Küçücük minicik şu. Ne tadı var ne tuzu böyle satıyorlar ama. Bakın bunların şeyleri de, salatalıkları da çok farklı. Ya böyle şu modellerden var ya da böyle çok kart bu türler var. Tadı da bu arada harbiden kart yani. Nereden geliyor bilmiyorum ama genelde buraya bu mallar ya serada yetiştiriyorlar ya da Japonya'dan geliyor. Ama çoğunluğu Japonya'dan gelenlerin marketlere gidiyor. Bu pazarlara gelenler sanırım burada üretiliyor bir şekilde. Çok da toprakları yok. Ona rağmen üretiyorlar demek ki. Şurada soya fasulyesi var. Suyun içine koymuş. Abi büyümeye devam etsin diye koymuş herhalde. Basıyor suyu. Ondan sonra ağır bası diye millete pahalıdan satıyor. Allah buradaki patlıcanlara boy vermiş, başka bir şey vermemiş ya. Maşallah. Bak benim elim büyüktür. Benim elimden dirseğime kadar patlıcan. Baharatçı. Bu ne ya? Kara göbek bölce değil mi? İçindeki. Aynen. Kara göbek bölce. Barbunya. Böyle değişik yararlı şeyler de varmış. Onlar yenilebilir. Hatta içimiz dışımız yumurta oldu ya zaten. Çin'de başka yiyecek bir şey bulamıyoruz ki. Ya yumurta oldu. Çarptım. Ya yumurta yiyoruz ya da patates falan kızartıyorum. Yiyorum. Böyle şeyler. Bu muzlar buraya geldiğinde böyle yemyeşil oluyor. Satarken de yeşil satıyorlar. Hatta bunun turunculaştığını gördüklerinde bu şekilde şu siyahlıkları gördüklerinde burada almıyorlar. Diyorlar ki o artık çürümüş, olmamış vesaire. Böyle şeyler uydurarak omuzu almıyorlar. Tabii Aykut kaçırır mı? Tabii ki de hayır. Çünkü omuzlar ucuz oluyor. Ben de hemen gidiyorum omuzları alıyorum, onları yiyorum. Bir kat daha varmış. Şimdi oraya çıkıyorum bakmaya. Ne olduğunu merak ettim. Food Center diyor. Yemek yiyorlar burada. İngilizcemden anladığım kadarıyla böyle. Neyse geldik buraya da gösterelim o zaman ya. Çin restoranında görmedik demezsiniz. Her şey Çince. Dayı mesai başında uyuma be. Dayı uyuyor. Uyan ulan. Uyandı. Alo. Dayıyı uyandırdık, dayı bana bakıyor. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik Çin'deyim. Çin'den yeni videolar gelebilir. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.